binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvezdeki bebeklerin bile ölümüne neden olunmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencileri Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Öğrenciler İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarını kınadı. Grup adına basın metnini okuyan 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Filistinli Ahmet Attab, Filistin'de görev başında öldürülen, tutuklanan ve haber alınmayan doktorların akıbetlerini hatırlatarak şunları söyledi. Ben Ahmet Hatta, Filistinliyim. Batı Şeria'dan geldim. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün hekimlerden sessiz yürüyüş programı düzenliyoruz. Hepimiz burada Gazze'de yapılan insanlık dışı eylemlere karşı ve katliamlara karşı dur demek için toplanıyoruz. Ve maalesef ne kadar program düzenlesek de karşı taraftan dünyadan bir tepki görmüyoruz. Ve soru işaretini burada bırakmak istiyorum. Şimdi biz hekimler olarak oradaki durumları yakından takip ediyoruz. Yani maalesef sosyal medyada çok fazla paylaşım olmuyor. Yani oradaki durumlardan maalesef insanlar habersiz. Yani sağlık çalışanları öldürülüyor, oradaki bebekler öldürülüyor. Az önce dediğim gibi buraya gelmeden önce yarım saatlik bir haber bu. Kemal Udvan Hastanesi diye bir hastane var. Orada hastaneye sığınan bütün hastaları İsrail ordusu askeri araçlarıyla oraya basıp oradaki hastaları araç askerleriyle ezmiş. Yani bunu akıl alabilecek bir durum da değil. Ya ve ezdikten sonra hayatta kalanları da yaşarken öldürdüler. Yaşarken gömdüler onları. Yani çok acımasız şeyler yaşanıyor orada ve buna karşı hiçbir tepki görmüyoruz maalesef. Tabii zor, yani orada internet çekmiyor. İletişim çok zor yapılıyor. Allah yardımcıları olsun yani. İletişim kurmak bile artık zor olmuş. Böyle bir durumla karşı karşıyayız yani. Şimdi Batı Şeria'da da durum aynı Gazze gibi. Tabii çatışmaların çok yoğun olduğu Gazze kadar olmasa da yine de orada saldırılar düzenleniyor, kara hareketi yapılıyor ve uçak saldırıları bile başlamış durumda Batı Şeria'da. Dolayısıyla yani biz devletle değil teröristle karşı karşıyayız maalesef. Ve buna karşı bir an evvel cevap, yanıt, tepki göstermek lazım.